bugün yeni bir cihazımız var. Onu tanıtmaya çalışacağım sizlere. Cihazımız ilk bakışta zaten görüleceği gibi tek din boyutlarında, yani bir CD radyo boyutlarında. Şöyle sesini biraz kısalım. Tek din boyutlarında Android bir cihaz. Teknik özellikleri şöyle. 6.9 inç ekrana sahip. Diagonal ölçülür. 6.9 inç ekrana sahip. 1280'e 480 çözünürlükte IPS ekran var cihazda. Şöyle ana ekrana dönelim. Cihaz Android 10 işletim sistemi, 2 GB RAM, 16 GB da dahili hafızalı T3 diye bir işlemci kullanıyor cihazımız. Bu teknik özellikleri cihazımızın. Şöyle tekrar bir YouTube'dan bir video açarken göstereyim. Cihaz 1280'e 480 çözünürlük olduğu için her videoda 16:9 formatına dönüşemez. O yüzden USB üzerinden seyredilen videolarda kesinlikle 1280'e 480 çözünürlük kullanılması lazım. Bunu YouTube'da kendisi genişletiyor videoyu. Şöyle bir tane daha açalım. Normalde standartta video formatları bu şekilde gelir. Ses açalım. Bu şekilde oturur. Ama eğer video başlasın. İlgili noktaya dokunduğumuzda video tam boyuta oturuyor. Bu YouTube aplikasyonu üzerinde böyle çalışıyor ama USB üzerinden seyredildiği zaman kesinlikle ilgili alanda eğer 1280'e 480 çözünürlük yapılmazsa ilgili noktada video görüntüsü çıkmış olacak. Kullanıcıya kazandıkları arasında da navigasyon özelliği de mevcut. Navigasyon, iki türlü navigasyon var. Birincisi GPS üzerinden herhangi bir uygulama kurarak yapılabilir ya da internet paylaştırıldığı zaman Google haritalar ya da Yandex Trafik gibi uygulamalar Play Store üzerinden kurulabilir. Radyo kısmı var. Kayıtlarınız arasında bu şekilde dönüş yapabiliyorsunuz. Cihazda herhangi bir tuş olmadığı için dikkat ederseniz videoda ilgili alana dokunup bu şekilde ses arttırıp azaltıp ya da ana ekrana dönüş yapabiliyorsun. Tekrar boş bir noktaya, ekran herhangi bir boş noktasına dokunduğumuzda tuşlar kayboluyor bu şekilde. USB üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. USB, iki adet USB'si var. Birinciyi buraya koyduk, ikinciyi de ilgili noktada bir alana bıraktık bu şekilde. Aracın farklı noktalarına çekilebilir. Uzunlukta 2 adet USB çıkıyor. Easy Connect diye bir uygulama var. Bu uygulama her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmaya yarıyor. Ekranı yansıtabiliyorsunuz. Ya da Phonic diye bir uygulama var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bluetooth'tan telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth kısmı. AUX'tan harici bir kaynaktan video aktarımı yapılabilir. Cihazımız Android 10 işletim sistemli olduğu için Android'in bütün nimetlerinden sizi faydalandırıyor. Google Play Store üzerine kurulabilecek YouTube ve benzeri birçok uygulamayı da cihaz size kullandırmış oluyor. Cihazımızın donanımında direksiyon kontrolü uyumu da var. Şimdi dikkat ederseniz ben sesi bu şekilde arttırıp azaltırken direksiyon kumandasının, araçta direksiyon kumandası varsa cihaz öğretilebilir nitelikte. Şu ilgili noktadan gösterelim onu. Ayarları. Evet. İlgili noktadan direksiyon kumandası cihaza tanımlanabiliyor analog araçlar için. Eğer CAN altyapısı bir araç kullanıyorsanız da bizden ilave modüller satın alınarak direksiyon kumandası çalıştırılabilir nitelikte. Yani cihazımızın şu kullanımı eğer araç hareket halindeyken kullanıcıyı zorlar ise direksiyon kumandası varsa orijinal donanımda, bu direksiyon kumandaları da sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırılabiliyor. Geri görüş kamerası özelliğini de gösterelim. Geri görüş kamerası otomatik geri vites attığımızda ekrana gelmiş oluyor. Kamera özelliği de cihazımızda mevcut. Cihazımız tamam bir Android multimedya zaten. Boyutları itibariyle tek din CD radyo kısmı olan araçlar için de böylelikle mükemmel bir çözüm oluşturmuş oldu.